Merhabalar, benim adım Nuray Tezcan. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde bölüm başkanıyım. Bölümümüz 2008-2009 yılında İşletme Enformatiği adı altında eğitim vermeye başlamıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında ismi değişerek Yönetim Bilişim Sistemleri olmuş ve eğitim dili de Türkçeden İngilizceye dönmüştür. Bu sebeple eğitimimiz 5 yılı kapsamaktadır. İlk yıl zorunlu İngilizce hazırlık yılımız var. Ondan sonra öğrenciler 4 yıl boyunca derslerini almaya başlayarak 4. yılın sonunda 240 AKTS'yi tamamlayarak mezun olabiliyorlar. Yönetim Bilişim Sistemleri, bilgisayar bilimleri ile işletme yönetimini bir arada ele alan bir çoklu disiplindir. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde işletme yönetimi dahilinde verilen dersler yanında bilgisayar bilimi dahilinde derslerimiz bulunmakta. Bu derslerin ağırlığı hemen hemen yarı yarıya durumda. Fakat 3. ve 4. sınıfta daha fazla programcılık ve bilgisayar bilimlerinden derslerimiz bulunmaktadır. Özellikle veri tabanlarının yönetimi, algoritma ve veri ağlarının güvenliği, programlama, çeşitli yazılım dersleri, daha sonra IT proje yönetimi gibi derslerimiz bulunmakta. Son sınıfta bütün derslerimiz seçmeli olup öğrenciler kendi ilgi alanlarına göre istedikleri dersleri seçebiliyorlar. Bu kapsamda da özellikle e-ticaret ve bununla ilgili derslerimiz, R dili ile alakalı programlama derslerimiz, ileri yazılım teknikleri, kurumsal kaynak planlaması, ERP, bunun dışında lojistik yönetimi, iş analitiği, iş zekası, yapay zeka, yapay zekanın temelleri, işletmelerde karar verme, bir takım sayısal, kantitatif derslerimiz bulunmakta. Yönetim Bilişim Sistemlerinde öğrencilerin çift ana dal ve yan dal yapma imkanları bulunmakta. Daha önceden bölüm tarafından belirlenmiş diğer bölümlerle beraber böyle bir imkanları bulunmaktadır. Bunun dışında yönetim bilişim sistemlerindeki öğrenciler belirli şartları yerine getirerek yurt dışında Erasmus programı dahilinde bulunabilirler. Bir ya da iki dönem olmak üzere yurt dışına giderek bu alanda kendilerini geliştirme imkanına sahiptirler. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünde 45 iş günü zorunlu staj bulunmaktadır. İkinci sınıfın sonunda yaz dönemiyle beraber öğrenciler yaz stajı yapabilirler. Bunu iki ayrı bölüm halinde de yapabilirler. Tek bir bölümde de yapma imkanları bulunmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olan öğrencilerin çalışma alanları oldukça fazladır. Kendi ilgi alanlarına göre istiyorlarsa işletmelerin IT departmanlarında ya da bir IT şirketinde, yazılım şirketlerinde, eğer o konuda kendilerini geliştirebildilerse yazılım alanında bilgisayar mühendisleriyle beraber çalışabilirler. Bunun dışında e-ticaret yapan işletmelerde bu veri tabanlarının yönetimi, veri tabanlarının kontrol edilmesi alanında iş analisti olarak veri tabanlarının yönetilmesi, veri tabanı uzmanı olarak çalışma imkanları bulunmaktadır. Aslında bu bölümden mezun olanların çok geniş bir çalışma alanı var. Çünkü günümüzde dijitalleşme ve bilgisayar bilimlerinin kullanımı artık olmazsa olmazımız haline geldiği için her alanda, her işletmede mutlaka bilgisayar bilimlerinde uzman kişilere ihtiyaç duyulduğu için bu alanda gelişmiş, kendini geliştirmiş, hevesli, istekli profesyonellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple mezun olan öğrencilerimizin iş bulmasında özellikle de kendilerini geliştirdilerse, stajlarını gerçekten donanımlı bir şekilde bitirdilerse iş bulmalarında herhangi bir sorun yaşadıklarını çok fazla görmüyoruz. Sevgili öğrenciler, eğer bilgisayar bilimleri alanında hevesliyseniz, bu alanda merakınız varsa sizleri bölümümüzde bekliyoruz.